Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretine günler kala Berlin'den gelen açıklamaları yeni bir krizin fitilini ateşledi. Alman yetkililer Erdoğan'ın gurbetçilerle buluşup miting yapmasına geçit yok dedi. Zaten gergin olan Almanya-Türkiye ilişkilerinde ipler kopma noktasına geldi. Ey Almanya! Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Ankara-Berlin hattında ipler yeniden gerildi. Daha önce Cumhurbaşkanı'nın video konferansla gurbetçilere seslenmesine izin vermeyen Alman yönetimi yeni bir skandal karara daha imza attı. Almanya'daki oyların evet değil de hayır çıkacağını mı zannediyorsunuz? Alman Dışişleri Bakanı Hamburg'da G20 zirvesine katılacak olan Erdoğan'ın halka seslenmesini uygunsuz bulduklarını açıkladı. Geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliriz. Sürpriz açıklama Alman Dışişleri Bakanı'ndan geldi. Bakan Gabriel, Erdoğan'ın kendi vatandaşlarına hitap etme isteği konusunda Türkiye'den resmi bir talep aldık dedi. Cumhurbaşkanı'nın miting isteğinin iyi bir fikir olmadığını söyledi. Sosyal Demokrat Parti lideri Schulz'a daha da ileriye gitti. Erdoğan'ın mitinginin engellenmesi gerekiyor dedi. Beştepe'den tepki gecikmedi. Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla buluşmasını sudan sebeplerle engellemeye çalışmak dostlukla, müttefiklikle bağdaşmaz dedi Sözcü Kalın. Miting kriziyle ilgili Ankara yanıtını Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla verdi. Bakanlık Alman makamlarının çelişkili tutumuna dikkat çekti. Toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşım, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilmez ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. 16 Nisan referandumu öncesinde de yaşanmıştı Almanya ile benzer bir kriz. Erdoğan ve bakanların miting talepleri geri çevrilmiş, iki ülke arasında gerilimin fitili ateşlenmişti. Cemil Bayı'yı Kandil'den oraya bağlıyorlar. Benim orada konuşma yapmamı engelliyor. Cumhurbaşkanının Almanya ziyareti öncesinde gelen skandal açıklamalar tansiyonun yükselmesine neden oldu.